Bir ineklerimizle koyunlarımız eksik anlayacağım. Çok güzel. Bizim oralar gibi. Babam görse çok severdi. Ya tam da bizim oralar gibi. İstanbul'da ama hayatın dışında. Neyse hafta sonu gelsin seni götürürüz gerçek İstanbul'a. Bak annemler gibi bir kere kapanırsan bu çiftliğe ondan sonra İstanbul'da yaşıyorum deme yani. Sen sıkılmışsın. Vallahi Yiğit Bey olmasaydı sıkıntıdan patlardım. Ben onunla çalışıyorum biliyorsun. Kozanlar'da. Böyle kocaman bir plazada. Levent'in merkezinde. Medeniyetin göbeğinde yani. Ben kullanacağım. Ne ters adam. Canı sıkılmış belli ki. Yazık sana. Ne zordur bu adamla çalışmak. Yiğit Bey için dünyanın en kolay insanı diyemem. Ama hayatımdaki en büyük şans. Tek şans Yiğit Bey'le çalışmak. Bambaşkadır o. Kendini beğenmiş bir para babasına benziyor. Sen öyle şansı doğmuşlardan zannetme onu. O şansını kendi yaratmış. Söke söke almış bir adam. Yavaş yavaş tek başına tırmanmış zirveye. Kimseye eyvallah yok. Anasız babasız kök salmış koca İstanbul'a. Kim bilir şu an sahip olduğu servet o zaman döktüğü terin yanında ne ki? Büyük adam Yiğit Bey. Çok büyük adam. İnsan bu kadar büyüyünce sertleşiyor da tabii. İçi başka, dışı başka. Sert, katı. Hatta senin de dediğin gibi bazen kaba. Ama içi bambaşka. Oğlunun yanında bambaşka. Oğlu var demek. Allah karısına sabır versin. O kıvırcık saçlı kadın mıydı karısı? Ama yok be. O cadı şeyin. Abisi Cahit Bey var ya. Onun karısı işte. Bırak kızım dedikoduyu. Nur yavrum. Yol yorgunsun. Hadi banyonu yap da dinlen. Madem sen de izinlisin üstünü değiştir bana yardım et. Halacığım ben sana yardım ederim. Yok yavrum sen yol yorgunsun. Hadi geç. Peki. Bana bak. Ne konuşuyordunuz öyle fısır fısır? Yiğit Bey aşağı, Yiğit Bey yukarı. Kız yoksa aman kaçırmadın ağzından inşallah. Allah aşkına bir nefes al anne ya. Kaçırmadık tabii ki. Aman kızım ama başımızı derde sokma bizim. Yiğit Bey işkilenirse vallahi kapının önünde buluruz kendimizi. Allah Allah. Ben bunca zamandır öğrenemedim çünkü ne söylenir ne söylenmez. Ayrıca ben hepinizden çok daha iyi bilirim Yiğit Bey'in hassasiyetlerini. Hayret bir şey ya. Sen yol yorgunsun. Elmas hallederdi. Sabahtan akşama yol yorgunluğu mu kalır ofise? Yapacak tabii. Yan gelip yatacak değil ya. Yarın mutfakta sana yardım etsin. Aytül Hanım'la da bir konuş da yanına yamak niyetine koysun sen. Ben her zaman halama yardım ederim enişte. Ama kimseden iş istemenize gerek yok. Yarın iş aramaya başlayacağım. İş mi arayacaksın? Kızım, burası İstanbul, Adana değil. Burada ekmek aslanın ağzında değil, midesinde. Hele senin gibi üniversite görmemişe. Ha, senin başka bir hesabın varsa onu bilmem. Hani buraya edebinle ekmeğinin peşine gelmediysen. Ben ekmeğimi gençliğimle, güzelliğimle yerim dersen onu bilemem. Tövbe tövbe. Ne biçim laflar bunlar Tayyar Efendi? Vallahi ben demiş olayım da. Öyle kaşı gözü alımı çalımı var diye ben başıma bela istemem. Bak kızım, eğer güzelliğine güvenip de buraya geldiysen seninle işimiz var haberin olsun.
Ben güzelliğime değil, aklıma güvenirim enişte. Sen merak etme. Hakikaten Nur, ne oldu senin okul işin? Önce kendime yetecek kadar para kazanabileceğim bir iş bulacağım. Ondan sonra da af sınavlarına girip üniversiteye gireceğim inşallah. İnşallah. Yarın bir gün kendi evine de çıkarsın sen. Değil mi? O da olacak inşallah enişte. Size yük olmak istemem. Ha? Ne oldu o yüksek tahsilli memur maaşlı baban? Toprak oldu da kızı hiç beğenmediği tayyarın kapısına sığıntı oldu. Ha? Size afiyet olsun. Ben bir hava almaya gidiyor. Yemeğinle oynama. Hadi bitir bakayım tabağını. Canım istemiyor. Babam hala gelmedi. Bu gece de aç kaldı. Aç kalır mı hiç kuzu? Dışarıda yiyordur o. Baban senin için çalışıyor. Benim her şeyim var. Niye hala çalışıyor ki? Niye var amcasının aslanı? Hı? Baban çalıştığı için var değil mi? Baban çalışarak her şeyi alabilir mi? Alır tabii. Peki her şeyi alıyordu. Niye annemi geri cennetten alamıyor? Hadi bakalım kuzu. Madem yemeği yemiyorsun, dişleri fırçalayıp doğru yatağa. Tamam. Gel bakalım kuzucuk. Biz bu dönemde bu çocuğu ilkokula gönderemeyeceğiz anlaşılan. Yiğit yeni bir rapor almak zorunda kalacak. Ne saçmalıyorsun sen Nazan? Siz farkında değilsiniz galiba Aytül Hanım ama torunumuz hala cennetten anne bekliyor. Yani o böyle tuhaf tuhaf konuştukça Yiğit cesaret edebilecek mi onu ilkokula yollamaya? Maazallah birinin dikkatini çekerse. Ya da ne bileyim yani biri kulağına bir şey fısıldar da çocuk gerçeği öğrenirse. Nazan sen üstüne vazife olmayan işlere burnunu sokma. Yiğit bugün de sabahlamayacak herhalde. Sen şirketten çıkarken görüştün mü onunla Cahit? Kapısını çaldım ama ses gelmedi teyze.